Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Yusufçuk. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün ne yapacağız? Çok güzel, çok kolay, pratik. Krep lazanya yapacağız arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Evet. Ne fazla yumurta kullanmıyorum ben arkadaşlar. 2 adet yumurtamı kırdım. Tane. Evet, aferin anneciğim. 2 su bardağı da, evet 2 su bardağı da unum var. 1 su bardağı sütüm, 1 su bardağı suyum. Biraz da tuzum. Tamamdır. Krep için malzemelerimiz. Malzemem içinde kıymam ve 2 adet soğanım kavruluyor arkadaşlar. 2 adet domates rendeledim. Yarım kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası arkadaşlar. Baharatladım. 1 adet havuç kullandım. Biber, kırmızı biber. Bu arada kırmızı biberim derin dondurucudaydı. Yazdan koydum. Onu ilave edeceğim. Yeşil biber. Havuç isteğe bağlı kullanmak isterseniz arkadaşlar. 2 adet de sarımsak doğradım. O da isteğe bağlı. Hemen krepimizi karıştır anneciğim. Ben de kıymamızı karıştırayım. Olur mu? Hadi anneciğim. Burada 350 gram kadar kıymam var arkadaşlar. 2 adet soğan doğradım. Soğanınız çok büyükse bir tane de yeter. Biraz kavruldu. Hemen biberim, havucum ilave ediyorum. 2 dişte sarımsağım vardı. Yusuf da bu arada krepi hazırlıyor. Bunları da karıştıralım. Biraz da bunlar sotelensin. Birazdan domatesini de salçasını ilave edeceğim. Bu arada biraz zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ. Karıştırma işlem bitti arkadaşlar. Yusuf yumurtasını çırptı sağ olsun. Ben de diğer bütün malzemeleri ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Çırptım ve pürüzsüz çok güzel bir hamurumuz oldu. Hemen yapmaya geçelim. Bu arada iç harcım da kavruluyor. Krep tavamın altını yapıyorum hemen ocağıma. Bir kağıt havlu yardımıyla sadece ilk sefer biraz yağlıyorum. Çok az ısıtıp hemen krepimi ilave edeceğim arkadaşlar. Bu arada iç harcım da çok güzel. Onu da kontrol etmeyi unutmayalım. Çok güzel oldu bakın. Baharatlarımı ilave ediyorum. Ve domatesimi salçamı ilave ediyorum. Karıştıralım. Biraz daha pişirdikten sonra hazırdır arkadaşlar. Hemen bir kepçe. Bir tane. Hemen göz oluyor zaten. Hemen çeviriyoruz. Kreplerimizi hepsini böyle pişireceğiz. Çok güzel pişti. Bu arada iç harcım çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç suya gerek yok. Zaten domatesin suyu yetiyor. Son olarak maydanozumu ilave ediyorum. Tamam ve soğumaya bırakacağım. Göz oldu. Hemen çevirelim. Ve son krepimiz. Bunu da pişirdik mi? İç malzemesiyle buluşturup fırına vereceğiz. Ölçülerle arkadaşlar tam 10 tane krepim çıktı. 7 kat yapabilirsiniz, 6 kat veya 10 kat diğerini kafatı ayırabilirsiniz. Ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel kreplerim. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen yapıma geçelim. Bir tanesi biraz daha büyük olmuştu. En büyüğünü alta koydum. Hemen iç malzememi. Sarımsak, havuç isteğe bağlı arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Bir kıymalı harcımdan.
Üzerine kaşar. Her sırasına böyle yapıyoruz. Kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Borcamda daha pratik oluyor, kolay. Hemen diğerini. Hepsini böyle tamamlayacağım. Son katına geldik. Son katını da koyduk mu tamamdır. Ben beşamel sos falan kullanmıyorum arkadaşlar. O bana daha böyle ağır hamursuz geliyor. Yani böyle pek sevmiyorum, kullanmıyorum. Yani sadece kaşar yeter. Çok az üstüne ayırmıştım. İç harcımdan. İç harcım da bitti. Ben 8 kat yaptım arkadaşlar. 2 tane kırıbım kaldı. Bunu da Yusuf balığından çok sevdiği için ona bıraktım. Hem 8 kata da tam yetti iç harcımda. Tamamdır. 180 derece ısınmış fırında kaşarlarımız eriyesine kadar pişireceğiz arkadaşlar. Üstüne de bolca kaşar. Tamamdır. Ve tadım kısmında görüşürüz. Tadım kısmına. Hadi anneciğim. Uzattık biraz. Hadi. Anne, ister meyve suyu, ister ayran. Yanında çok güzel oluyor arkadaşlar. Salata da yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun bebeğim? Yapma Yusufcuğum, ne yapıyorsun? Tam soğuk, üstü soğuk. Çok güzel oldu. Gerçekten çok pratik, çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. Beşamel sosu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle tercih ettim. Çok pratik oluyor. Çok güzel gerçekten. Ellerini mi yiyorsun? Çatal koymuştum ben oraya bebeğim. Güzel. Anneciğim. Şaka yaptım, şaka. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun. Yumuşacık arkadaşlar. Anne neden tekrar yiyordu? Bakın, çünkü bütün yumuşacık yemeklerde aynı puanı veriyor. Osman arada değiştirsen. Aman dertlerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Zille de basmayın. Zille basmayın. Unutmayın. İnşallah. Çok seviniriz unutmazsınız. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abi.